Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda iPhone 13'ün kutu açılışını, hızlı kurulumunu ve iPhone 11 ile kıyaslamasını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. iPhone 13'ümüz yıldız güneşi renginde, yani eski adıyla beyaz diyebiliriz. Şurada üst tarafta bir tane, alt tarafta bir tane etiketi var. Bunu kaldırdık ve iPhone 13 karşımızda. Şöyle elimize alalım. Üst tarafı çıkaralım. Ve şöyle yakından rengine bir bakalım. Hatları, köşeleri iPhone 12 ile neredeyse birebir aynı. Hissiyatı gerçekten çok güzel. Bazen diyorum ki keşke kılıfsız kullanabilsek. O zaman diğer malzemelere geçelim. USB-C destekli bir kablomuz var. Lightning kablosu. Bir tarafı USB-C, bir tarafı Lightning. Keşke iPhone artık Lightning kabloları kullanmayı bıraksa ve USB-C'ye geçse. Sanırım bunu da Avrupa Birliği yasaları gereği yapmak zorunda kalacak. Önümüzdeki yıllarda bunu bekliyoruz. Kutunun içinden neler var? SIM çıkartma iğnemiz, küçük bir broşürümüz ve hiçbir zaman kullanmayacağımız sticker'ımız. Başka bir şey yok. Adaptör maalesef yok. Adaptörle ilgili tavsiyelerimi videonun sonunda bulabilirsiniz. Şimdi güç düğmemize basalım ve iPhone logosunu görelim. Bakalım nasıl bir ekran karşımıza çıkacak. Evet, güzel bir hello yazısıyla bizi karşıladı. Yukarıya kaldıralım. Türkçe diyelim. Türkiye. Şimdi hızlı başlangıç yaparak daha önce kullanmış olduğumuz telefonumuzdan yeni telefonumuza tüm bilgilerimizi, verilerimizi, fotoğraflarımızı, ayarlarımızı taşıyacağız. İki telefonu birbirine yaklaştırdık ve bekliyoruz. Sürdür diyoruz. Ve kodu taratacağız. Şimdi yeni kod tabii ki yeni telefonda. Şu şekilde göstereyim. Evet. Telefonumuzu artık yerine koyalım ve devam edelim. Evet, şimdi Face ID tanımlaması geldi. Face ID'yi tanımlıyoruz. Şimdi bizden parola oluşturmamızı istiyor. Yeni parolamızı oluşturalım. Verileri aktarmak için sürdüre tıkladık. Şimdi Apple kimliği parolamızı gireceğiz. Hüküm ve koşulları tabii ki kabul ediyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Diğer iPhone'un parolasını girmemizi istedi. Bunu yeni iPhone'unuz yapın diyor. Artık bundan sonra yeni telefonu kullanacağız. Sürdüre devam ediyoruz. Aktarım tamamlandı. İkazı geldi ve yeni telefon şimdi baştan başlıyor. SIM kartımızı takalım. iPhone 13'ün SIM kart yuvası sol alt tarafta. Şimdi oradan SIM kartımızı yerleştireceğiz. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi tüm ayarlarımız, fotoğraflarımız yeni telefonumuza geçti. Diğer uygulamalarla ilgili güncellemeler kablosuz ağ üzerinden gerçekleşecek. Kurulumu tamamladık ve isterseniz teknik özelliklerine biraz daha yakından bakalım ve daha sonra çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları iPhone 13'te kıyaslayalım. Bu arada iPhone 13'ü de yan yana getirip koyalım, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Sol elimde iPhone 11 var. Sağ elimde iPhone 13. Gördüğünüz gibi iPhone 13'ün kenarları oldukça ince ve çentik olarak da baktığınızda çok küçük bir çentiğe sahip. Bu arada daha küçük bir telefon olduğunu da söyleyebiliriz. İşlemci olarak A15 Bionic çip kullanılıyor. 6 çekirdekli ve 15 milyar transistörü barındırıyor. iPhone 12'ye göre 100'ye 21 daha hızlı bir işlemciye sahip olduğunu belirtelim. Aynı zamanda RAM kapasitesi de 4 GB. Depolama alanı ise 128 GB'dan başlıyor. Bu da güzel bir yenilik olmuş. Batarya kapasitesi 3250 mAh'e çıkartılmış. Yani iPhone 12'ye göre %15'lik bir artış demek. Bu ise 2,5 saat fazladan bir kullanım anlamına geliyor. 19 saat video, 15 saat online video oynayabilirsiniz. Artan batarya kapasitesi ağırlığa 10 gram etki ederek 173 grama çıkartmış. iPhone 13'ün ağırlığını hızlı şarj desteği ile 20 wattlık şarj adaptörüyle 30 dakikada %50'ye şarj edebildiğinizi de ilave edelim. Aynı zamanda MagSafe ile 15 watt şarjı desteklediğini de bildirmiş olalım. iPhone 13 pembe, mavi, gece yarısı, yıldız ışığı ve kırmızı renk seçeneklerine sahip. Ekran 6.1 inç büyüklüğünde Super XDR OLED teknolojisine sahip ve Seramik Shield adı verilen koruyucu bir katman ile çizilmelere karşı daha sağlam bir yapıya sahip. Super XDR OLED teknolojisi ile siyah renkler artık daha net. iPhone 11 ile karanlık ortamda yapılan çekimlerde ekran kalitesi kendini daha iyi belli ediyor. Çentik %20 küçülmüş olmasına rağmen pil yüzdesi hala gösterilmiyor. Aşağı doğru çekmeniz gerekiyor. Bence bu bir eksiklik. Gelelim kamera özelliklerine. Arkada 2 adet 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Yeni tasarım ile optik görüntü stabilizasyonuna yer açılmış. Sensor Shift adı verilen bu teknoloji ile iPhone 12 Pro Max'te olduğu gibi lens yerine sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu özelliğine yer açılmış. Kamera çıkıntısı da bir miktar artmış tabii ki. Video stabilizasyon özelliğini iPhone 11 ile kıyasladığımda aradaki farkın çok büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı zamanda ultra geniş açılı kamera ile yeni bir sensör eklenmiş ve bu sayede %47 daha fazla ışığı yakalayabiliyor sensörler ve özellikle gece çekimlerinde hem video hem fotoğraf çekimlerinde çok kaliteli, çok güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Bu özellik geniş açıya da eklenmiş. Geniş açılı fotoğraflarda da yine daha fazla ışık alarak güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Gelelim iPhone 13'ü diğer iPhone modellerinden ayıran sinematik moduna. Kesinlikle çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle içerik üreticiler tarafından da beğenilecektir. Rack fokus tekniği ile harika bir ekran derinlik algısı oluşturuluyor. Kayıt esnasında otomatik olarak bu işlemi yapabiliyorsunuz. Ekrana giren herhangi bir kişiyi otomatik olarak algılıyor ve odaklama sağlıyor. Videoyu çekim yaptınız, işiniz bitti. Daha sonra video üzerinde fokuslama ayarını yine yapabiliyorsunuz. Bu da kesinlikle güzel bir özellik. Aynı zamanda sinematik modda HDR kalitede çekimler yapabiliyorsunuz. Normal çekim modunda 4K ve Dolby Vision çekimler yapabildiğinizde belirteyim. Ön kamerada oldukça başarılı. Yine 12 megapiksellik bir kapasiteye sahip. iPhone 12'de olduğu gibi 5G bağlantısı ve kablosuz Wi-Fi 6 teknolojisi yer alıyor. Gelelim fiyatlara. 128 GB 12.000, 256 GB 13.000, 512 GB ise 15.000 liralık fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar üzerinden yaklaşık 5.000 TL vergi alındığını da iletmiş olalım. Kutunun içinden şarj adaptörünün çıkmadığını söylemiştim. Spigen veya Anker marka şarj adaptörlerini alabilirsiniz. Ben Spigen'in 27 wattlık şarj adaptörünü aldım ve kullanıyorum. Oldukça memnunum, tavsiye ederim. Son olarak Apple'ın orijinal kılıfından bahsetmek istiyorum. MagSafe özelliği var. Yani kılıfı çıkarmadan telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Hissiyat olarak oldukça iyi. İçi kadife kaplı ve telefonu çok güzel bir şekilde sarıyor ve birebir tabii ki uyumlu. Sonuç olarak iPhone 13 kamera, video çekim, sinematik mod, gece çekim özellikleriyle diğer iPhone modellerinden ayrılıyor. Tasarımı çok güzel, ekran özellikleri çok güzel. Ve tabii ki artan batarya performansı güzel özelliklerin arasında. Fakat fiyatının kesinlikle yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani içerik üreticiyseniz belki alınabilir. Fakat eğer iPhone 11'iniz varsa iPhone 13'e geçmek belki çok mantıklı olmayacaktır. iPhone 11 ve 13'ü kıyasladığım bir video olacak. Onu da önümüzdeki günlerde kanalımda görebilirsiniz. Videoyu artık burada sonlandıralım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.